Evet. Burada yememişsiniz diyormuşum. Plastiğiyle, oyunculuğuyla. Fena bir alışveriş yaptık. Onları sizle şimdi açmak istiyorum. Bu tarz videoları da çok seviyorsunuz. Ben de yapmayı çok seviyorum. Aslında sadece şöyle dev bir Trendyol paketi var. Bununla birlikte işte birkaç yine Trendyol'dan aldığım Under Armour'larla bir şeyler yapayım dedim. Ama bir anda çok alışveriş yaptığım bir döneme geldim. Hepsini birlikte sizle açmak istiyorum şimdi. Ayda bir de bu tarz yine Trendyol tarzı alışverişleri yapmak istiyorum. Çünkü ben de bayağı alıp ediyorum. Neler aldım? Onlardan bahsedeyim. Ayakkabı da var. 2 adet ayakkabı var. Birçok ürün var. Güzel kaliteli ürünler de var. Biraz daha uygun fiyatlı şeyli ürünler de var. Bir önceki ve ondan önceki iki videoda AVM turları yaptım. Outletleri gezdim. Vlog tarzı güzel videolar çektim. Onları izlemediyseniz yukarıdaki i harfine koyuyorum. O vlogları izleyebilirsiniz. Hani fiyatlar nedir ne değildir öğrenmek için. Oralardan almış olduğum şeyleri de şimdi bu videoda açacağım. Nike'dan arkadaşlar güzel bir Joyride almıştım. Bu var öncelikle. Ben şöyle bir şey koyuyorum. Adidas'tan yapmış olduğum alışveriş var. O da yine burada. Nike'dan arkadaşlar o vloglarda almış olduğum iki tane ürün vardı. İki tane tişört vardı. Güzel tişörtler. Daha bunların hiçbirini denemedim. Hiçbir şekilde bakmadım. Hepsine bu videoda bakacağız. Biraz uzun olabilir. Şimdiden yerlerinizi güzel ayarlayın. Bu var. Hiç çekmediğim tamamıyla bir öğlen yemeğimde çıkıp H&M'e gittim. Orada iki tane güzel spor ürünü beğendim. Onları aldım. Bunlar var göstereceğim. Daha sonra kargo kısmına geliyoruz. Under Armour'dan bir burada ne var bilmiyorum. Muhtemelen bir tişört aldım. Bir de Curry Brand'den bir tane eşofman jogger aldım. Onlardan biri var. Farklı farklı zamanlarda aldığım için diğeri de farklı bir kutuyla geldi. Daha sonra da Trendyol'dan almış olduğum dev dev bir kargo var. Bunun içinde 9 tane ürün var. Bu da eşime, 5'i de bana. Çok uygun, çok bütçeli fiyatlı ürünler olacak bunlar. Yani görüyorsunuz çok mix bir kargo açım olacak. Her şeyden var. Fakat önüm o kadar kalabalık ki hızlı hızlı aslında outletlerde almış olduğum ve daha önce videolarını çekmiş olduğum şeylere bakalım. O videolarda sadece aldıklarımı gösterdim. Hani böyle detaylıca açıp incelemediğim için bu tarz bir video içinde kullanmak bana mantıklı gelmişti. İlk önce H&M'den başlayalım. Çok güzel ürünler ve daha önce hiç görmediğiniz için hoşunuza gidecektir muhtemelen. Bir tanesi arkadaşlar şu renkte. Ne renk bilmiyorum bu. Sence ne renk bir tane bu? Kahve gibi. Ama pembemsi de. Kirli pembe olabilir. Bunları ben çok tercih ediyorum. Belki vlogları veya önceki videoları izliyorsanız, takip ediyorsanız. Aşırı rahat, aşırı güzel ve böyle alttan baktığınız zaman da bebek neyi deniyor? Bebek yakası değil de bebek poposu diyebiliriz. Böyle o bebeklerin daha çok kıyafetleri böyle oval oluyor. O tarz. Çok hoşuma gidiyor. Çok rahat. Özellikle yazın en çok bunları tercih ediyorum. Yaklaşık 4 tane falan vardır bende. Hani bu da 5. olmuştur. Şöyle arkasında bir şerit var. Kolunun bir tanesinde şerit var. Ve hani sürekli bunu tercih ediyorum. Sanki Nike tişörtlerim yokmuş gibi. Ama çok şık duruyor arkadaşlar. Hani hem spor bir şey hem de üstünüzde çok şık durduğu için benim bayağı hoşuma gidiyor. Şöyle fiyatını göstereyim ve üstündeki etiketleri göstereyim. H&M Sport diye geçiyor. H&M'in bu arada spor ürünleri bayağı kaliteli. Tabii kumaşlarına falan dikkat etmeniz lazım. Hepsi aşırı aşırı iyi değil. Gördüğünüz gibi geri dönüşümden üretilmiş polyestermiş ve 100 liraymış. Bunları eskiden 50-60 liralara alıyorduk. Şu anda 100 lira. Yine iyi bir rakam. Yani bu tarz bir kalite için harika bence. Nike'dan falan üstüme bu kadar güzel oturan bulamıyorum arkadaşlar. Burada asıl mesele zaten üstüne oturması galiba. O kadar güzel, o kadar hoş ki. Ve sonra da ikinci ürününde şöyle. Bunun XL'sini almıştım ve şimdi de L'sini aldım. Hatırlarsınız belki, bilmiyorum. Yine bir vlogda çekmiştim. 50 liraya düşmüştü indirimden. Sadece XL'si kalmıştı. Yeşili vardı. Ve evde hep onu giyiyorum. Hep onu giyiyorum. Çok hoşuma gidiyor böyle. Hem askılı. Bakın. Şöyle hem de kapşonlu. Benim en sevdiğim tarz ürünler bunlar oluyor genelde arkadaşlar. Askılı veya tişört şeklinde kapşonlu olması. Mesela içinize kalın bir şey giyiyorsunuz, üstünüze bunu atıyorsunuz, yine çok tatlı. İçinize atlet giyin, üstüne yine bunu giyin. Bu tarz şekilde çok kombinleyebiliyorsunuz. Evde, dışarıda, hafif serin akşamlarda barfiks çekeceksiniz, ufak koşuya çıkacaksınız, şınav çekeceksiniz. Bu tarz şeylere bayılıyorum. Rengi mengi de çok hoşuma gitti. Bu ne rengi? Şu, toprak rengi mi? Yani yeşil, asker yeşili veya biraz daha beyaza çalıyor. Bunlar hep böyle yani toprak renkleri. O da hep bu renklere kaymaya başladı bence. Ben ilk defa görüyorum aldığını, çok beğendim. Beğendin mi? Güzel değil mi? Burada Production 01 tarzı bir şey yazıyor. Ufak da bir yazı olması hoş. Ben çok böyle renk şeyleri beğenmiyorum. Yani çok renkli baskıları beğenmiyorum. Üstündeki gibi güzel ama baskılı pek hoşuma gitmiyor. Bu da 180 liraydı arkadaşlar. Fiyatı biraz pahalı sayılabilir. Dediğim gibi indirimden 50 liraya almıştım. Denedim, çok hoş. Biraz sadece tek sıkıntısı yana doğru çok geniş. Yani göbekli arkadaşlarım varsa onun için iyi olabilir. Benden böyle löpür löpür oluyor. Medium'u falan düşündüm, bu L.
O zaman da çok kısalıyor arkadaşlar. Ben belden kısa olmasındansa dedim biraz geniş olsun. Okey oldum yani. Bu şekilde iki tane H&M'in harika ürünlerim var. 280 liralık bir alışveriş. Dediğim gibi işte öğle yemeğinden sonra çıktım böyle bir AVM'yi gezdim biraz. 100 lira, 180 biraz pahalı. Yani indirim yoktu. Ama ben bunları indirimden bulamıyorum ki. Bedende ne bulamıyorum? Hemen Adidas'tan aldım. Bakalım. Ne kadar büyük düşüyor. Arkadaşlar dev. Ciddi söylüyorum dev. Sizin abi inceli, abi inceli deyip durduğunuz bir ayakkabı arkadaşlar. Hard Step Back 1. İkincisi çıktı. İkinciyi de inceleyip kıyaslamak falan da istiyorum. O yüzden artık aldım. Hani bu devam edecek güzel bir ayakkabı serisi olacak muhtemelen. Dışarıda giymek çok uygun. Video izlemediyseniz mağazada deneyip aldım. 44,5 değil 45 aldım Adidas'ta. 44,5 biraz dar hissettirdi. Daha kalın çoraplarla giyerim diye. Hani 45 aldım. Fena da değil. Hani her rengi güzel. Her rengi giyilebilir. 500 liraya aldım. Normalde en ucuz 435'e falan görmüştüm. 450'ye birçok defa düştü. Almadım. İnatla almadım. Gittim 500 aldım yani. Ben de bir tuhaf adamım. Evet. Her şeyin zamanı var. Şu an alabilmek daha kolayıma geldi. Altın altı oldukça güzel. Üstü yine aynı şekilde. Yani bütçeli ayakkabılar içerisinde sizin en çok sorup merak ettiğiniz ayakkabı olduğu için artık ben de dayanamadım. Sizin isteklerinizi zaten olabildiğince yerine getirmeye çalışıyorum. Tabii ki bütçemi ve planlarımı ayarlayarak. Ben de bunu arkadaşlar yani sadece bu benim işim değil, hobim. Ben de sevdiğim, beğendiğim şeyleri hep almaya çalışıyorum. Hani hem giyiyorum, hem kullanıyorum, hem sizlere tanıtıyorum kafasındayım. Ama bazen böyle oluyor ki artık siz çok fazla söyleyince kafamda öncelik sırasında yükselmiş oluyor. Arkası falan hoşuma gitti. Bir de Harden Vol 4'ü çok beğenmemiştim. O yüzden bir Harden ayakkabısını alıp incelemeyi istiyordum. Sanki bunu beğeneceğim gibi düşünüyorum. Dışarıda oynamaya baya baya uygun. Yastıklaması baya yere yakın. Biraz sert, bounce yastıklaması ama bir deyim altındaki gibi gelmedi ilk izlenimlerim olarak. Çünkü o vlogdan bugüne yaklaşık bir 10 gün geçti. Fena değil, güzel. Yakında umarım incelemesini yapabileceğim. En kısa zamanda. Çok ağırmış. Şu an var ya tutuyorum böyle bayağı ağır. Yani fena değil ya. Giyilir edilir. Kendini belli eder. Çok hani bütçeli çünkü 500 liraya düşünürsen çok uygun. Artık 1800 liraya, 2000 liraya ayakkabı aldığınız dönemde. Ve sağlam, sapasağlam güzel bir ayakkabı. 2000 lira verdiğiniz modeli dışarıda giyemiyorsunuz. Bu tarz bir şey almak mantıklı olabilir birçoğumuz için. Evet, ayakkabımız böyleydi. Dediğim gibi detaylı incelemesi muhtemelen gelecektir. Son vlogda hatırlarsanız yapmaya çalıştım. Bir tişört aldım arkadaşlar Nike'dan. Bilmiyorum sizin de hoşunuza gitti mi? Videolarda yani hep farklı tişörtler giymeye çalışıyorum. O yüzden dedim ki hani orada giyerim. Biraz da efil efil geldi. Arkası böyle biraz daha delikli delikli. Fiyatı çok uygun değildi. Ben bunu geçen senelerde de görmüştüm. Hep çok almayı düşündüm, istedim. Hani 300 liralar gibi bir fiyatı vardı, yanlış olmasın. 140 liraya düşmüş. Dedim ya alayım, güzel, hoşuma gitti deseni mesela. İnşallah üzerimde de güzel durur. Biraz çok bol gelecek muhtemelen L. Bunun M'si olsa bana çuk diye otururdu. Ama yine L de olsa dedim alacağım ben bunu. Videonun sonunda hepsini denemeyi düşünüyorum. Yani çok fazla ürünüm var, hepsini deneyebilir miyim bilmiyorum ama. Nasıl sence? Türkiye'de de şöyle bir şey aldım Nike'tan. Bu da 90 liraydı. İnanınız bunun inanılmaz bir dokusu var. Nike Pro arkadaşlar. Hoşuma gitti. Körü yedilerle. Eşim kombinlerden, eşim sorunlu. Bayağı böyle esnek mesnek. Güzel bir kumaşı var. Hoşuma gitti. Hemen şöyle. Normalde 260 liraymış. Daha sonra 100 küsür liraya, 170 liraya düşmüş. Ve sonra da dediğim gibi 90'a düşmüş. Benim için kaliteli güzel bir alışveriş oldu. Şöyle yakasını makasını da göstereyim. Güzel Nike'ın bildiğimiz tatlı bir tişörtü. 4. tişörtümde atmış oldum. Bayağı büyük bir kargo içime yatıyoruz. Uzun zamandır bu kadar büyüğünü yapmamıştık. 3000 lirayı Nike'a gömmek yerine böyle parça parça aldığım zaman arkadaşlar görüyorsunuz birçok şey alabiliyorum. Diğer türlü sezondan çok pahalı alınca bu kadar fazla ürün alamıyorsunuz. Ve burada da bir türlü ulaşamadığım, kavuşamadığım bir ayakkabı var. İki defa aldım. İkisini de ya arkadaşıma verdim ya kardeşime verdim. Nike Joyride var arkadaşlar. Görüyorsunuz 1300 lira gibi bir fiyatı var normalde. Ve ben bunu 444 liraya aldım. Gayet güzel bir alışveriş oldu benim için. Ve en beğendiğim modelini aldım diyebilirim. Yani renk olarak daha iyi tabii ki olabilirdi ama benim bayağı hoşuma gitti. Üstü özellikle. Diğer Joyride'lardan farklı. Ne diyorsun aşkım? Joyride FKFC tarzında uzun uzun isimlendirmesi mevcut. Biraz daha üst kısmı normal Joyride'dan ayrışıyor. Ama benim bayağı hoşuma gitti. Üstünde bir şerit var. Yine kaliteli üst kısmı. Burada armasını görüyorsunuz. Sarı siyahlarla birçok şeyle kombin edebilirsiniz. Altında Joyride boncukları. İzlemediyseniz ve almak istiyorsanız, merak ediyorsanız incelemesi kanalda mevcut. Ta geçen sene incelemesini yapmıştım. Ve hala da bu ayakkabıyı tekrar tekrar piyasaya sürüyorlar. Bayağı rahat arkadaşlar. Normalde 44,5 almıştım. Bu sefer 45 aldım bu ayakkabıda. Biraz daha kalın çoraplarla da tercih etmek istiyorum çünkü.
44.5'lar biraz ayağımı sıkıyordu. 45 daha iyi gelecek. Hatta 45.5 bile alabilirdim belki. O kadar çünkü dar ve sıkı bir ayakkabı. Siz de belki yarım numara, bir numara büyük alabilirsiniz. Mutlaka izleyin. Hani dar da gidiyor. Ayaklarınız biraz buradan çıkıyor gibi oluyor ama her türlü güzel, tatlı aldığım renk bu. Baba şeyler bunlar oluyor arkadaşlar. Trendyol'dan. Bunların hepsini linkini de aşağıya koyacağım. Hani mağazadan aldıklarımı tabii ki koyamam ama Trendyol'dan aldıklarımın hepsini koyacağım. Almayı çok isteyerek aldığım ürünler oldu. Mutlaka beni Instagram'dan takip edin. Hani link dağıtıyorum birçok yerde. Ben alıyorum, siz de alın diyorum. Ben elimden geldiğince duyurmaya çalışıyorum. Ben aldım, siz de alın şeklinde faturası. Ve geçen hatırlarsanız yine Trendyol kargosu açımında yapmış olduğumuz, yeşilini almış olduğum şeyin kırmızısını aldım. Ve çok mutluyum çünkü çok güzel ürün. Arkadaşlar gerçekten çok güzel. Hemen şöyle hızlıca açayım. Bu zaten artık kendini ispatlamış bir ürün benim gözümde. Yine en sevdiğim tarzda tişört. Ve üstü kapşonlu. Öyle mi? Daha resimde kırmızı mı? Daha turuncumsu görünüyor. Arkadaşlar kalınlığı falan bayağı fazla. Böyle kolları, molları, içi hafif polarlı. Böyle altına uzun kollu giyip giyebilirsiniz. Atlet giyebilirsiniz. Ben özellikle evde spor yapıyorum. Yapmayı çok seviyorum. Bazen rüzgarlı olduğu günler evde de böyle bir esinti oluyor. Üstüne bunu atıyorsun. Hem seni iyi terletiyor. Hem böyle Under Armour hissi yakalıyorsun. Bir de kaliteli tatlı bir kumaşı olması harika. Bunu da 240 lira, 250 lira almış olabiliriz. 220 miydi? Bu sefer ekstra indirim vardı. Ben diğerini 250'ye almıştım. Öyle bir şey. Yani 25-30 lira daha buna uygun aldım. Çok hoşuma gitti. Ama ben alır almaz bitti. Yine link koyacağım. Yine kontrol edin. Hatta koleksiyon linkini koyarım. Orada güzel ürünler de yaptım. Bu şekilde harika bir Under Armour'um var. Geçen ayki kargo açımının dediğim gibi yeşilinin kırmızısını aldım. Aynı ürünü aldım. Aynı üründen almayı çok seviyorum. Bayağı hoşuma gidiyor ya. Sadece yapıştırıyorum aynı bedenine hiç. Deneme veya acaba olur mu olmaz mı gibi endişelere girmeden almaya bayağı bayılıyorum. Bence bütün bu kargo açımın yıldızı geliyor. Yıldız. Çünkü Curry Brand'den, Curry'nin markasından ilk defa bir ürün aldım. Curry 8'i alırım diyordum ilk olarak ama yok hayır. Bir eşortman aldım. Mağazada gittim arkadaşlar baktım ve inanılmaz güzel geldi. Mağazadakinden %15 daha indirimli Trendyol'dan aldım. Dediğim gibi Trendyol bu sıralar benim favorim. Siz de kaçırmak istemiyorsanız mutlaka beni Instagram'dan takip edin veya videonun aşağısındaki açıklamalardan bakabilirsiniz. Bu ne? Bu ne? Şöyle bir göstereyim. Bu ne? Şu an paketten bile gözlerimi kamaştıran bir kaliteye sahip. Bu ne kadar bir fiyatı? 560 olabilir arkadaşlar. 600 küsürlerden 560'lara düşmüştü. Yani biraz pahalı bir ürün. Düşünün ayakkabıdan pahalıya geldi yani. Ha? Dokunmak mı istiyorsun? İlk bir eşime dokundurayım. Nasıl? Değişik bir şey ya. Gerçekten arkadaşlar şöyle size de yaklaştırayım. Gerçi çok beyaz beyaz yansıyacaktır muhtemelen ama. Krem rengi. Under Armour'un Curry brandi. Yani nasıl Nike'la Jordan var? Bu da öyle oldu. Düşün Curry. Arkadaşlar kalınlığı malınlığı yani. Uf diyorum size ya. Dokunmanız lazım. Gerçekten hissetmeniz lazım şu kaliteyi. İnanılmaz böyle ipeksi. Akıyor bir yandan da böyle kalın kalın. O çok hoş. Ve Curry Brand'in markası geldi. Curry! Bak bu markası. Şu işaret ama burada SC de var. 30 da yazıyor bir yandan baktığın zaman. Yani birçok böyle şeyi barındırıyor. Ben Instagram'dan paylaşmıştım hatırlıyorsanız. Şöyle Curry Stealth diye geçiyor. Yani gizli anlamına geliyor. Yani böyle daha çok askerlerin giydiği hep stealth denir. Onların üstüne başına işte kamuflaj desenlerine. Yani böyle kalite akıyor ya. Bilmiyorum ben kendi kendimi de motive ediyor olabilirim ama. Cepleri yine çok şık. Şöyle bakın üstünden şu şekilde bir görüntüsü var. Arkada Under Armour logosu var. Ve bu arada kargodaki en pahalı ürün tek başına. Yani ayakkabılardan bile pahalı. Ki indirimden aldım yine normalde. 700-800 belki daha fazla fiyatları var. L aldım arkadaşlar. Çok kalın ve çok tatlı bir bel kısmı var. Bel lastiği var. Evet çok güzel. İlginç bulduğum yanlarından biri tam bu. Artık kasık diye tabir edebileceğimiz kısımda daha farklı bir dikiş var ve ayaklarındaki bu bantlar da bayağı kalınmış. Evet çok hoşuma gitti. Siyah siyah içten iplikler içe doğru kıvrık. Yani şu şekilde baktığınızda böyle olacak. Yine mi? Yine arkadaşlar ya. Bu ikinci alıyor. Under Armour. Bunu ikinciye yapıyorsun. Neden yapıyorsun? Bu kadar dikkatsizlik de fazla ya. Ben şu an bir tuhaf oldum. Yine böyle tam giyecektim, deneyecektim. Yine bir mağazaya gitmem lazım. Orada yine faturanızı gösteriyorsunuz, ediyorsunuz. Sanki böyle hani çalınmış gibi bir muamele yapıyorlar. Bilemezler tabii onlar da gerçi ama. Yine unutmuşlar bu zımbırtıyı. Bunu çatalla matalla açma yöntemleri var ama hani o kadar tatlı ve güzel ürünler ki çatalla insan zarar verir korkusuyla yapmıyor. O yüzden bunu ben yine bir mağazaya götüreceğim.
Bir üstüme denerim. Evet, harikaydı. Yoruldum ya. Siz izlerken yorulmadıysanız ve bu zamana kadar izliyorsanız da helal olsun. Ben başından beri şu tabloyu bekliyorum. En sona koydum ben de bunu. Evet, en sona koydum. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi 4 parçası var. Şunu görüyor musunuz bilmiyorum ama bayağı büyük ya, bayağı. Bakın şöyle dev gibi, anca böyle sarılıyorsunuz kalınlığı malınlığı. İşte arkadaşlar, Trendyol'un kendi markası. Oldukça indirimli, oldukça diğer muadillerine göre ucuz kalıyor. Hemen şöyle ben açacağım bunu. Eşime biraz söyledim, biraz kendime söyledim. Eşim gerçi çok beğeniyor. Bayan ürünleri çok güzel oluyor bunların. Ben çok memnunum yani. Çok seviyorum, kullanıyorum ve çok kullanan. Öyle mi? İnsanlar. Yani erkek de ben daha önce bilmediğim için çok hani şey olamadım ama yine güzel ürünler aldım. Eşofmanlar, joggerlar aldım. Kadın ürünleri çok güzel dediğim gibi. Keyif artık güzel yapmaya başladı. Öyle mi? Şenfikli. Evet, şurada benim aldığım ürünlerden bir tanesi var galiba. Bir sweat var arkadaşlar. Yine benim aldığım ürünlerden bir tane mont gibi, böyle koleji montu gibi bir şey vardı. Eşimin almış olduğu böyle kazaklı mazaklı ürünler. Bunları dediğim gibi hepsini koyacağım. Alışverişimizin direkt aynısını linke koyacağım. Sizler de almak isterseniz çok indirimli dedim. 50-60 liralar. Maksimum 100-150 lira var mıydı emin değilim. Takımları falan 150 lira. Yine eşimin şöyle bir kazağı var. Takım. Takım mı bu? 600 takımmış. Sonra acaba bu ne? Burada bir jogger'ımız var arkadaşlar, eşofmanımız var. Ben bunların kalitelerini çok merak ediyorum. Açıkçası en meraklı olduğum karga da bu. Hani diğerlerinin kalitesinden eminsiniz ama bunda bir beklentiniz yok. Ne olacağını bilmiyorsunuz. Burada yine benim galiba bir kaptonlu tarzda bir şeyim vardı. Şuraya bak, pazarcı gibi oldum ha. Şu senin herhalde değil mi? Yine yeşil. Sen bayağı yeşil tonlarından gitmişsin. Bu senin mi, benim mi? Benim. Bu da mı senin? Tamam, böyle. Çok beğendim. Evet, hoşuma gitti. Bir benim olsaydı oldum böyle. Keşke benim olsa falan oldum. Evet, bir tane de yine benim arkadaşlar. Bu şekilde bir jogger'ım var. Evet, kargomuz bu şekilde. Kalitelerine bakayım. Biraz böyle vloglarda falan hani farklı farklı şeyler giyiyorum. O yüzden aldım arkadaşlar. Hani hem ucuz olsun hem kaliteli güzel olsun istedim. Hani çok para da vermek istemiyorum. Çünkü çok fazla şey aldığım için gördünüz yani. Bazı şeylerin de ucuz olması gerekiyor. Şu şekilde kapşonlu şöyle. Tam fermuar değil ama belli bir kısım fermuar. 3/4 fermuar mı diyorlar, ne diyorlar? Şu şekilde bir sweat. Fena değil gibi duruyor. Geniş L aldım bu arada her şeyi. Bilmiyorum çünkü bu Trendyol Men'de bedenimle. Şu şekilde Trendyol Men etiketi geliyor. Ürünlerin dediğim gibi fiyatlarını komple hatırlayamıyorum. Çünkü bir sürü parça aldığımız için. Ama genişliği güzel oldu. Sanki üstüme de yakışacak gibi hissediyorum bu arada. Yani çok kalın bir şey değil. Böyle ince, atıyorum üstümdeki tişörtün üstüne tak diye atmalık. Güzel bir tercih olabilir bu. Şunu merak ediyorum. Bu biraz pahalı olan buydu diğerlerine nazaran. Yani yine 100 lirayı ancak geçiyordu, geçmiyordu gibi hatırlıyorum. Belki biraz daha fazla, 120 lira falan olabilir. Kolej montu. Kolej ceketi diyelim. Oo, bakın bu güzelmiş. Beklediğimden iyiymiş. Ha, şurası daha ince. Ama kolları böyle arkadaşlar bayağı kalın kalın. Evet, bunun da bakın elleri de güzelmiş. Şuraları dediğim gibi çok kalın, çok güzel. Ama burası bir tık ince. Neden böyle yapmışlar bilmiyorum. Yakası makası güzel. Bir M işareti. Müjde. Eşimin ismini yazdırdım. Her şeyden de bir anlam bulmaya bayılıyoruz vallahi. Bu fena değilmiş gibi bir his var içimde. Hadi bakalım. Şu an ilk ikisini beğendim. Gayet giyilir, gayet tercih edilebilir şeyler. Bir tane şöyle kargo pantolonu gibi tarzda cepleri var. L aldığım diğer bir ürün. Evet, fena değilmiş. Bakalım üstümde nasıl duracak. Paçası bu şekilde, lastikli. Nasıl bunları seçtim diye soruyorsanız arkadaşlar, resimlerine bakıp en beğendiklerimi aldım. Bu da çok uygundu yine. Evet, fena değil. Güzel. Hoşuma gitti. Simsiyah. İnşallah böyle biraz hafif olan dökümlü olursa da çok kaliteli olur. Evet ya, oh be. Evde rahat rahat bir sürü joggerları giy çıkar. Bunları böyle çok umursamadan evde markete giderken sağda solda giyebilirim diye düşündüm. Şu şekilde. Bu da yine lastikli tercih ediyorum. Ya bu tarz ürünlerde lastiksiz olunca böyle çok paçadan maçadan böyle lömbür lömbür olabiliyor. Biraz daha böyle tercih etmek güzel. Ama bu sanki çok güzelmiş ya. Rengi de çok güzel. Bu sanki çok yakışık. Biraz sanki kısa mı ama? Bilemedim. Kısa olsa da giyilir gerçi ya. Lastikleri, buradaki ipleri mikleri de çok güzele benziyor. Bu tarz eşofmanlarda en benim sıkıntı yaşadığım şuradaki uzunluğu arkadaşlar. Hatırlarsınız bir önceki kargoda Echo'dan almıştım ve burası çok sıkmıştı ama bu kalitesi cidden güzelmişti. Esnekliği. Ben siyahtan mutluydum. Bu çok güzel geldi. Ve fiyatı da cidden uygun. Hemen şunu da üstümü denemek için sabırsızlanıyorum şu anda. Bir hoodie'miz tarzı bir şeyimiz var.
Bu neydi? Unuttum bunu ne aldığımı. Oo, çok ilginçmiş arkadaşlar. Farklıymış. Kumaşları hep tabii ki şimdi Under Armour'ları, H&M'leri, Adidas'ları aldık ettik. Bunun kumaşları böyle çok kalın kalın, pamuk pamuk kaldı. Onlar böyle akıyor, jilet gibi. Bir tanesini toplayın, onun iki tanesini anca bedel oluyor. Ama bu da çok güzelmiş ya. Ne diyorsunuz? Şekil şükür hoodie'li. Alt tarafı beyaz, sanki içinizden bir tişört giymişsiniz gibi. Şurada kapşonu var. Çok kaliteli değil kesinlikle kumaşları ama hani idare eder, evde mevde takılmalık. Yani üzülmezsiniz yani bir şey olunca. Bunda basket masket de oynar ha, spora mepora da gidilir. Evet, güzelmiş. Ürünlerin hepsi güzel ve hepsi sanki üzerime cuk oturacak gibi. Merak içindeyim. Hepsini tek tek denemek istiyorum. Ama etraf çok kalabalıklaştı. Bir şuraları toparlayayım. Sonra da giyim aşamasına geçelim. Giyimde görüşürüz. İnanılmaz güzel. Ama şurası bir değişik bir toplandı arkadaşlar. Hmm, orayı anlayamadım. Hmm. Böyle bir değişik toplanıyor. Yani aslında bir şey yok ama şöyle biraz da elleri sokup şey yapmak lazım. Ama rahatlıyor falan. Yani kumaşı efsane ya. Üstündeki zaten mükemmel. Yani rahatlığı, oturması. Biraz böyle büyük büyük oturuyor. Hafif oversize tarzı oturuyor ama bence çok güzel. Kapşonu da işte kullanabilirsiniz. Burada boksa boksa giderken, spor giderken diyorsun. Güzel. Bam 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 bam. Evet, böyle sporda dediğim gibi biraz ayaklarınızı kapattığınız zaman bir değişik bir şişiyor. Artık orası da öyle olacak herhalde. Cepleri falan çok ilginç. Ama Curry Brand ya. Curry Brand. Curry Brand. Yo. Boksa gidesin geliyor Under Armour giyince. Siz ne diyorsunuz? Beğendiniz mi? Biraz pahalı ama kesinlikle ve kesinlikle çok iyi. Benim eli harika tuttu arkadaşlar beni. Çok iyi. Çok beğendim. Çok güzelmiş. Harika. Biraz bunun üstüne biraz uzun giyerseniz hani orayı hafif örtmesi daha tatlı olur diye düşünüyorum. Trendyol'lara geçelim. Şu ana kadar bütün ürünlere bayıldım. Trendyol'lar bakalım nasıl olacak. Bu fiyata göre bence beklediğimden çok daha güzel. Evet, güzelmiş. Bayağı böyle. Hmm. Altına bayıldım özellikle. Resmen Curry'nin bu toplanması burada hiç öyle bir şey yok. Yani şuna 70-80 lira verdin. Daha mı az? 70-80 miydi? 50 lira da olabilir. Yani emin değilim. Diğerine 550 verdin. Şaka gibi ya. Giriver gerçekten. Yani. Şu şeyler falan çok kaliteli. Esnekliği de çok kaliteli. Kesin bir dahaki ay bunun farklı renklerini de alalım. Gayet iyi. Benim çok hoşuma gitti ya. Hı hı. Bir de genelde alt kısmı daha zor oluyor insanlara. Üstündekini çok beğendim. Üstündeki de mi güzel? Hı, çok güzel oldu. İyi hissettirdi. Under Armour kalitesi olmasa da görüntü ve işlevsellik olarak fena değil. Böyle alt üst güzel bir kombin yaptık. Hoşuma gitti ya cidden. Hiç beklemiyordum ama bu kadar iyi olacağını. Denemek amaçlıydı benim biraz daha alma durumum. Hani ilk iade ederim demiştim. Bir hoşuma gitti. Çok iyi yalnız. Gitti çok iyi ya. Ay çok beklentisiz olduğumuz için herhalde. Evet muhtemelen. Yani. Arkadaşlar rahatlığımı atla çok üzülmesin. Üstüne de M harfi almasını tatlı. Müjde dedim zaten, müjdemin için dedim. Güzel oldu. Şu an kombine olmadı mı? Ama bence bunun bir de beden büyüğünü alabilirdim. Bunu mu? Hı-hı. Bence tam ya. Biraz çok... daha bol olsa daha mı güzel olurdu? Yok bence bak benim eli. Diğer türlü belimden çok bol olacak. Omuzları tam oturdu. Benim L'ymiş. Direkt B'ye aldım ve gerçekten kalıpları falan çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Biraz toz oldu etraf. Altındakine bayıldım. Bundan sonra Trendyol Man'ciyiz arkadaşlar. Trendyol Man nereye biz orayı? Yani 500 liraya, 600 liraya bunların hepsini neredeyse alabiliyorsunuz. Güzel ya. Ne 500-600 ya? Benimkiler zaten 100-150 benimkiler. Seninkiler 400 lira anca çıktı. Düşünün bir sürü alt üst giyinebiliyorsunuz. Yani altların kalitesi, yani kumaşlar kesinlikle çok kaliteli değil, öyle beklemeyin ama dökümü, oturması, etmesi falan. Tabii teknoloji yani, beklenmez zaten. Yani hani, bu fiyatları bence cidden iyiymiş. Bu şekilde evde rahat rahat yok çekerken, video çekerken giymelik veya sporda rahat rahat terletmelik bir sürü şeyim olmuş oldu. Hoşunuza gitti dediğim gibi linkleri aşağıya da bırakacağım. Alışverişlerimi belki bırakamam ama aldıklarımı bırakırım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bayağı uzun bir video oldu tahminim. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ayakkabı dahisi bu gecelik out. Şunları hemen yıkayalım. Biraz toz çünkü.